Herkese selamlar arkadaşlar. Bir kutu açılışı yapacağız. Aslında aldığım bir kulaklığın, bayağı internette övülen bir kulaklığın sizinle beraber kutu açılışını yapmak istedim. Kısa bir video olacak. Hemen kutusunu açıp kısaca özelliklerinden bahsedeceğim. TaoTronics Sound Search 85 modeli. Bluetooth'la çalışan bir model. 5.0 Bluetooth içeriyor. Yavaş yavaş kutusunu açalım. Ee, aktif gürültü engellemesi var. Yani bu fiyatlara daha ilk defa açıyorum kutuyu bu arada. Bu fiyatlara aktif gürültü engelleme normalde çünkü 2-3 bin lira civarında duyduğumuz bir özellik. Şöyle açtığımda ilk direkt kutusuna konulmuş şekilde çıkıyor. Bir garanti belgesi e, kağıdı çıktı. Yani bir de dediğim gibi kutusu direkt kadife bir kadife dokulu bir kılıfa sarılmış şekilde çıkıyor. Çok büyük bir kutusu yok bu arada. Yani böyle gönderen bakmayın elimle kıyaslayayım. Yani direkt bir el kadar. Ee, çıkaralım kutusundan. Bunun içi boş. Başka hiçbir şey yok kutusunda. Valla güzel bir kılıf şu an içinde. Kadar ama içine bir bakalım. Neler var içerisinde? Görmüş olduğunuz gibi direkt aslında katlı bir şekilde kulaklık içerisinden çıkıyor. Ee, kablolar. Type C'den şarj oluyor kulaklık. Ee, kullanım kılavuzu, belgeleri, açıklama kağıdı vesaire. Başka bir şey var mı içerisinde? Başka bir şey yok. Aslında. Yani çok kötü olmayan ama çok iyi de olmayan sonuçta bir kılıfı var. Ve yani çantanıza vesaire atarken kulaklığın bu dış kısmının çizilmesini engellemek adına güzel bir kılıf olmuş. Şimdi şurada da e, yazılı bir böyle küçük bir kağıt karton e, iki tane de kablosu var. Bunları da açalım. Bir tanesi AUX kablosu. Yani şey AUX değil aslında çift taraflı 3.5 3 mm jack var. Direkt kablodan da takıp dinleyebilmeniz için. Bunu kenara alıyorum. Type-C'den şarj oluyor dediğim gibi. Diğer tarafı USB bir tarafı Type-C bir kablomuz var. Burada da şöyle bir prize atlamayın. Telefonunuzun şarj aletini kullanarak şarj etmeniz gerekiyor. Şimdi kulaklığı elimize aldığımızda şöyle katlamışlar. Şöyle açalım. Şöyle bir kulaklık. Valla dış görünüşü güzel. Şu aralarına bakalım. Şu ara bölümleri metal. Yine şurası şu aradaki katlanan bölüm. Burası da metal özellikte. Yani 415 liraya aktif gürültü engellemeli. Şöyle süngerlerine bakayım. Yani Birazcık yumuşak süngerleri diğer kulakları ama tüm kulağınızı çevirebilecek derin bir iç bölümü var. Yani genel olarak bence güzel bir kulaklık. Yani görünüşü en azından. Diğer işte ses vesaire kısımlarını daha sonra anlatacağım. Şuradaki bölümlerine bakalım. Tuşlarına vesaire. Şimdi burada bir Aktif gürültü engelleme ve kulaklığı hatta açan bir bölüm var şurada. Açtığınızda mavi renk yanıyor. E, Type-C şarjı e, hangi tarafta? Sağ tarafta. Sağ taraftan Type-C şarj ediyorsunuz. Şurada artı eksi ve e, işte kapatma, ya, durdurma, ilerletme vesaire işlemlerini yapabildiğiniz üç tuş var. E, burada da diğer tarafta da, sol tarafta da aslında e, AUX girişini yapabildiğiniz, bilgisayara kablolu bir şekilde dinleyebildiğiniz bir bölüm var. E, kulaklığımız yani Boş halde durduğunda 300 saat durabildiğini söylüyorlar standby süresi olarak. Ee, toplam şarj edilme süresi 45 dakika. 45 dakikalık bir şarjla yani full olarak şarj edilebiliyor. Yani Bluetooth 5.0 destekliyor. Eğer sadece Bluetooth'ta kullanırsanız yani aktif gürültü engelleme kapalı ve Bluetooth olacak şekilde kullanırsanız 40 saatlik bir e, şarj yani kullanım süresi sunduğunu söylüyor firma. Eğer Bluetooth ve aktif gürültü engellemeyi beraber açarsanız 25 saatlik bir süre. Kablo bağlı şekilde e, kullanırsanız da bu durumda eğer gürültü, aktif gürültü engelleme açıksa 20, e, yine 40 saat sunuyor ama kablo bağlı bir şekilde. E, çalışma süresi vesaire fazlasıyla iddialı. İnternette izlediğim videolarda da bayağı kaliteli bir kulaklık. E, bakalım. Umarım beklentilerimizi karşılar. E, sonraki videoların içerisinde yani direkt bunun için ses kalitesi için ayrı bir video yapmam ama sonraki videoların içerisinde veya işte bu, bu videonun yorumunda bu konu yani bir, bir yerden sonra kullanım uzun kullanımla ilgili yorumlarımı da yazarım. E, yorumları ve açıklama kısmını takip edebilirsiniz uzun kullanım için. Yani birkaç gün sonra eklerim aslında deneyimlerimi. E, üst kısmı vesaire de kaliteli. Güzel bir kulaklık. E, 413 lira için yani malzeme kalitesi olarak gayet ideal. İzlediğiniz için teşekkür ederim. E, videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.